Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 2020'yi artık tamamlıyoruz. 2020'nin son ayına başlıyoruz ve hızlı başlıyoruz. Tutulma dönemindeyiz. Zaten 30 Kasım'da bir tutulma yaşamıştık biliyorsunuz. 8 derece ikizler burcunda ay tutulması ve bu tesirler Aralık ayında da büyük ölçüde etkili olacak ve bu ay bir de güneş tutulması yaşayacağız. Evet güneş 21'ine kadar yay burcunda olacak. Sizin haritanızın 10. evini aydınlatıyor olacak. Merkür de yay burcunda. Bu ay genelinde tutulmanın da tesiriyle hayatınızın genel yapılarında ki bunlar ailevi konular olabilir. Yaşam alanlarınız, mekanlarınız olabilir. Kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili bazı yapılandırmalar olabilir. Toplumdaki statünüz, duruşunuz, bu hani e, ilişkinizle bağlantılı da olabilir. E, mesela e, veya hani mesleğinizle ilgili olabilir. Bu alanlarda bazı dönüşümlerin olabileceği bir süreçteyiz. Evet, ay tutulması, yer değişiklikleri, taşınmalar, işle ilgili bazı önemli kararlara ya da evlilik, ayrılık, hani buralarda bazı etkileri neden olmuş olabilir. Bu ayın büyük bölümünde de bu tesirler hayatımızda devam edebilir. Mars artık ileri harekette düzeldi, Koç burcunda ilerliyor ama halen daha para evinizde. Dolayısıyla biraz masrafları arttırmaya da devam ediyor. Para kazanma uğruna tabii ki çabanız var, çalışmalarınız var. Geçtiğimiz iki ay Mars'ın retro hareketi bu anlamda belki sizi biraz sıkıştırdı. Hani çaba harcıyorsunuz ama sanki elinize paranın geçmesi konusunda hep böyle bir gecikmeler oldu. Şimdi Mars düzeldi. Evet yine para kazanma konusunda efor sarf ediyorsunuz, çalışıyorsunuz ama Aralık ayı kazançlar anlamında, iş konularında, kariyer konularında göstereceğiniz çabalar anlamında daha destekleyici bir ay. Ee, evet zaman zaman evet harcamalar, yatırımlar olabilir ama kazançlar anlamında da bu ayı iyi değerlendirebiliriz. Ayın 14'ünde Yay burcunun 23 derecesinde güneş tutulması olacak güneş tutulması aynı zamanda güçlü bir yeni ay sadece bu ayla sınırlı değil önümüzdeki 6 ayı Haziran ayına kadar olan süreci önemli ölçüde etkileyen bir güneş tutulması bu sizin için de önemli çünkü sizin gibi değişken bir burç en fazla etki alan burçlardan biri sizsiniz haritanızın en tepesinde demek ki şöyle bir hayatımızı gelecek hedeflerimizi planlarımızı toplumdaki duruşumuzu statümüzü kariyerimizi işimizi gücümüzü etkileyen Buralarda belki bize yeni kapılar açan güçlü bir tutulma. Bu tutulmayla beraber yeni bir iş kurabiliriz. Kariyerle ilgili önemli kararlar verebiliriz. Gelecek hedeflerimizde önemli yapılar olabilir. Evlilikler, ayrılıklar, işbirlikleriyle bağlantılı toplumdaki statümüzde değişimler olabilir. Bazen bu hani anne baba olmak veya hani kendi ebeveynlerimizle ilgili konularla da ilgili olabilir. Çünkü bu alan ebeveynlerimizi de yönetir. Hayatımızda biraz ailesel konulardaki hassasiyetlerin veya onlarla ilgili belirleyici tesirlerin de öne çıktığı bir dönemdeyiz aslında. Bu tutulma lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 23 derecede olduğu için Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz özellikle 23 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha belirleyici, daha kadersel önemli bir tutulma olabilir. Evet tutulmanın hemen ardından 15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu iyicil bir etki. Venüs şans gezegeni olarak hem Kariyer hedeflerinizde size bazı destekler getirecek iş alanınızda çalışmalarınızda parasal kazançlarınızda burada Venüsün desteklerini hissedebileceksiniz. Üstlerle ilişkiler, aileyle ilişkiler, otoriteyle ilişkiler, buralarda Venüsün o yumuşak etkileri e, hayatımıza kolaylıklar getirebilecek sevgili balıklar. Ve ayın 17'sinde çok önemli bir geçiş var. Satürn artık Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Bu kuşkusuz toplumsal yapılarda dünya üzerinde kolektif alanda önemli bir transit. 2021'de Mart ile Temmuz arasında kısa bir süre Satürn-Kova Burcu'na geçiş yapmıştı. İlk derecelerinde ilerlemişti. Sonra tekrar Oğlağa döndü. Şimdi artık tamamen Kova Burcu'nda olacak. Ve Mart 2023'e kadar kalacak. Ee, sizin 12. evinizde önemli bir transit başlıyor. Üstelik bu sefer, bu yıl Jüpiter de ona eşlik edecek. Çünkü hemen ardından 19 Aralık'ta Jüpiter de Kova burcuna geçiyor. Satürn ile Jüpiter'in büyük kavuşumu 2020'nin 21 Aralık'ında meydana gelecek. Bu kavuşum özellikle kolektif alanda çok belirleyicidir. 20 yılda bir meydana gelir. Toplumsal yapılarda, sosyal alanlarda değiştirici, dönüştürücü, yapısal değişimlere neden olan çok güçlü bir etkidir. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Genel etkilerinden bahsettiğim henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalında 2021 genel videomuzu lütfen izleyiniz. Şimdi Satürn ve Jüpiter 2021'i de önemli ölçüde etkileyecek. Yıllık videolarımızda da bu konudan bahsediyoruz. 12. evinizde olacak. Demek ki bu yılla beraber biraz hayatı sorgulamaya başlayacağımız sanki şöyle bir zaman zaman ee, geri planda kalmak isteyeceğimiz, belki zorunlu da olsa biraz inziva yaşayabileceğimiz bir sürece giriyoruz aslında. Ee, Jüpiter manevi anlamda bize açılımlar getirebilir. Hayatı e, manevi anlamda, ruhsa anlamda daha fazla sorguladığımız, belki bununla ilgili keşifler yaptığımız ya da bilinçaltımıza, geçmişimize daha fazla yöneldiğimiz bir süreçte olacağız. Zaman zaman... E, hayatın o koşturmacasından, kalabalıklarından biraz soyutlanıp daha sakin de geçirebiliriz bu süreci veya daha bireysel çalışmalarımıza özel zamanlar ayırabiliriz yalnız yapacağımız işlere. Kendi sağlığımız, iş çalışma koşullarımız, Tüm bunları da gözden geçirebileceğimiz, alışkanlıklarımızda belki daha yapısal ya da iş çalışma koşullarımızda daha yapısal dönüşümler yapacağımız önemli bir süreci de başlatmış olacak. Satürn Jüpiter geçişi. Evet 21 Aralık'la beraber Güneş artık Oğlak burcunda parlıyor. Hemen aynı gün yine 21 Aralık'ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. Kış gün dönümü de başlıyor. 11. ev alanlarımız aydınlanıyor. Ayın son 10 günlük dönemi biraz daha sizin dış dünyada hani daha çok gruplar içerisinde belki ekip çalışmalarında ya da arkadaş faaliyetleri içerisinde hedeflerinize odaklandığınız bir dönem olabilir. İş konuları, kariyer konularında da tabii daha planlı, programlı, hesaplı, kitaplı olacağınız, para konularına da daha hesaplı yaklaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ve ayı tekrar bir dolunayla kap kapatacağız. 30 Aralık'ta 8 derece Yengeç Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Duygusal bir dolunay ama sizin için keyifli bir dolunay. 5. evinizde, şans evinizde, aşk evinizde bir dolunay belki duygusal süreçlerinizde bazı önemli açılımlar getirebilir. Aşık olabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz bir anda aşka dönüşebilir. Ya da bir ilişkiniz var biraz daha belki romantik paylaşımların öne çıkacağı bir döneme giriyorsunuz. Çocuklarla ilgili konular aktif. Çocuk sahibi olmak ve benzeri tesirler de olabilir tabi. Sosyalleştiğiniz bir hafta aslında. Sevdiğiniz kişilerle özel programlar yapabilirsiniz. Eğlenceli programlar. Belki bazı geziler, tatiller olabilir bunlar. Yaratıcılığınızın öne çıktığı, kendinizi hobilerinizle, sanatsal anlamda çalışmalarınızla ifade ettiğiniz ve bu şekilde dikkat çektiğiniz, hatta bazı finansal kazançlar da elde edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Dolunaylar daha kısa sürelidir. Etkileri 3 gün öncesi, 3 gün sonrası özellikle öne çıkar. 27 Aralık'tan itibaren bu tesirler artabilir ve Ocak ayının ilk haftası içerisinde de etkileri devam edebilir sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.